Dün Perşembe Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğe seçilmiş olduğu, peygamberliğinin aşikar edildiği gün olan Bi'set bayramının yıl dönümü idi. Meb'as, Bi'set, yani Hazreti Resulullah'ın peygamberliğinin, peygamberlik görevinin ilan edildiği gün. Böyle bir günde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz ki yaşı 40'a vardığında o dönemlerde artık insanların içerisinden uzaklaşmayı seçmekteydi. Ve de yalnız başına gelirdi Nur Dağı'na ve de Hira Mağarası'nda ibadet ederdi, Rabbul Alemin ile münacat ederdi. Dünün benzeri bir günde Hazreti Cebrail aleyhisselam nazil oldu ve de Alak suresinin ilk 5 ayeti kerimesini nazil ederek Hazreti Peygamber Efendimiz'e "Ya Resulallah, görevin başlamıştır" diye o peygamberlik görevini eblağ etti ki bu andan itibaren artık peygamberlik görevin başlamıştır ve vazifen insanları doğru yola hidayet etmektir. Peygamberlerin en önemli vazifelerinden bir tanesi de hak dini insanlara ulaştırmaktır. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberler insanları doğru yola yönlendirmek için çaba sarf etmişlerdir. Hazreti Peygamber Efendimiz de hak din olan İslam dinine bütün insanları davet etmiştir. 23 senelik çabası neticesinde de bu görevi hakkıyla da yerine getirmiştir. Ayet-i Kerime'nin buyurduğu gibi "El-yevm ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radıytu lekumul İslam'a dina." Ben bugün sizlere dini tamamladım, nimetimi tamamladım ve İslam dinini sizlere din olarak seçtim diye buyurarak Peygamber Efendimizin o 23 senelik zahmetleri neticesinde İslam dininin bizlere ulaştığını bu şekilde buyurmuş oldu. Hazreti Peygamber Efendimizin diğer peygamberlere nispeten en belirgin özelliklerinden bir tanesi de geçmiş peygamberler genelde kendi kavimlerine gönderilmiş olan peygamberlerdiler. Hazreti Musa aleyhisselam Yahudilere, Hazreti İsa aleyhisselam Filistin'de gelmiş olan bir peygamberdi ve de oradaki etrafındaki insanları hakka davet ederdi. Ama Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bütün insanlığa kendi zamanından kıyamete kadar olarak gelecek olan bütün insanlara gönderilmiş olan bir peygamberdir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz onun için bütün insanlığa hücceti tamamlayan peygamberdir. Allah Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde buyuruyor ki biz peygamber göndermediğimiz, elçimizi göndermediğimiz hiçbir kavmi azap etmeyiz. Her kavme mutlaka Rabbul Alemin o mesajı ulaştırmıştır. Peygamber göndermiştir tarih boyunca. Hazreti Peygamber Efendimiz de bütün insanlığa gönderilmiş olan bir peygamberdir. Hazreti Peygamber Efendimiz İslam dinini bizlere tebliğ etti, ulaştırdı. Sonrasında gelen Ehl-i Beyt imamları ise bu İslam dinini koruma görevini üstlendiler. Peygamber Efendimizin yolunu onlar devam ettirdiler ve de bu yolu korumakla görevlendirildiler. Eğer ki Ehl-i Beyt imamları ve devamında gelen Ehl-i Beyt'ten almış oldukları bilgilerle insanları doğru yola yönlendiren alimler olmasaydı İslam dininde istenmeyen değişiklikler mutlaka ve mutlaka yapılmış olacaktı.
Bizler İslam tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki Peygamber Efendimizin o 23 senelik zahmetleri neticesinde bizlere ulaştırdığı din, ki yeri geldi dişi kırıldı, yeri geldi yaralandı. Peygamber Efendimiz görevine başladığı ilk dönemlerde sokak sokak geçip gezer ve de önüne çıkan her insana ya eyyühen nas kulu la ilahe illallah tuflihu diyerekten, ey insanlar la ilahe illallah deyin ve de kurtuluşa erin mesajını ileterek insanları doğru yola davet ederdi. Ve bu yolda kendisine taşlarla saldırılar düzenlendi. Kendisine hakaretler edildi. Kendisine sihirbaz denildi, büyücü denildi. Bunca hakarete sabrederek İslam dinini bizlere ulaştırdı. Ve sonrasında da bu İslam dinini Ehlibeyt imamları kendi kanlarını, canlarını feda ederekten korudular. Bizim kendimiz İslam tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki Peygamber Efendimiz'den sonra ne kadar şeyler değiştirildi. Değiştirilmeye çalışıldı. Eğer ki Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve diğer imamlar olmasaydılar, İslam dininden belki şu anda peygamberin getirdiği İslam dininden pek bir şey kalmayacaktı. Bu doğrultuda Hazreti Ali aleyhisselam Müslümanların kendisiyle, yani ben Müslümanım diyen insanlarla savaşmak mecburiyetinde kaldı. Ayşe'nin düzenlemiş olduğu orduyla savaşmak durumunda kaldı. Muaviye'nin düzenlemiş olduğu orduyla savaşmak durumunda kaldı. Haricilerle savaşmak durumunda kaldı ki bunların hepsi biz Müslümanız, biz en iyi Müslümanlarız diyen kimselerdiler. Ondan sonra görüyoruz ki Hazreti Hasan aleyhisselam aynı şekilde Müslümanım diyen insanlarla savaşmak, savaş durumunda olmak durumunda kaldı. Zahiri bir savaşı olmasa da aynı Ali aleyhisselamın yaptığı gibi ordu düzenleyip Muaviye'nin üzerine gitmek istemişti. Ama etrafındakilerin vefasızlığı neticesinde Muaviye ile anlaşma yapmak zorunda kaldı Hazreti Hasan Ömüştüb aleyhisselam. Sonra yine devamında görüyoruz ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamında kime karşı savaşıyor? Yezidilerle. Yezidiler de biz Müslümanız diyorlardı. Onlar da ibadet ediyorlardı. Ama yanlış yerdeydiler. İbadetleri de, itikatları da, düşünceleri de yanlıştı. Hazreti Ebu Abdillah Hüseyin aleyhisselam işte bu düşünceleri değiştirmek, asıl İslam dini ve de akaidini korumak için canını feda etti. Bu şehadetlerle Peygamber Efendimizin bizlere ulaştırmış olduğu din bizlere kadar da ulaştı. Ehl-i Beyt imamlarından sonra da bu görevi üstlenmiş olan hakiki alimler peygamberden, Ehl-i Beyt'inden aldıkları ilimlerle bu İslam dinini bizlere ulaştırdılar. Ve bu yolda nice alimler şehit oldular. Nice alimler bütün hayatlarını bu yolda harcadılar. Ve birçok alim de yazmış olduğu kitaplarla bu mukaddes dini bizlere ulaştırdı. Bizler bütün alimlerimize, imamlarımıza, Peygamber Efendimize bu dini bizlere bu şekilde ulaştırdıkları için şükran borçluyuz ve de ne kadar şükredersek nedir bu şükrü yerine getirmemiz de mümkün olmayacaktır. Eğer ki zamanında Kuleyniler usulü kafileri yazmasaydılar, Men la yahzuruhul fakihi yazmasaydılar, Biharul Envar kitabında hadisleri toplayıp bizlere ulaştırmasaydılar, dinimizden de bizim elimizde bir şey kalmayacaktı. Onun için de görüyoruz ki Peygamber Efendimiz'e gönderilmiş olan ilk sure Alak suresi bizlere ilimden ve de ilmi yazmaktan bahseder. İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak, İkra ve rabbukel ekram, اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Burada Allah'ın insana kalemle ilim öğrettiğini buyurmakta. Ve Nun suresinin ilk ayetinde de Nun vel kalemi ve ma yassurun ayetinde kaleme ve de kalemin yazdığı şeylere Rabbul Alemin yemin etmektedir. Yani yazmak bu kadar önemli bir şeydir ki
ilimleri bizlere ulaştıran en etkili silahtır. Onun için o meşhur hadiste buyurmaktadır ki midadul ulema afdalu min dima'iş şehada. Alimlerin, o hakiki alimlerin kalemleri, yazdıkları, mürekkepleri şehitlerin kanından bile daha faziletlidir. Çünkü o kalemlerle, o yazılarla bu din bizlere nedir? Ulaşmıştır. Hazreti Resulullah'ın Bi'set Bayramı'nın yıl dönümünde dua edelim ki Rabbul Alemin inşallah ki bizleri Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a ve Ehli Beyt'ine layık müminlerden eylesin inşallah Teala. Rabbul Alemin inşallah akıbetimizi, sonumuzu hayır etsin. Ve bizleri bu yolda hakikaten yaşayanlardan, yaşamaya çalışanlardan, yaşatmaya çalışanlardan karar kılsın inşallah Teala.